Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم İnnemâ bu'istu muallimen. Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, hutbemin başında okuduğum Alak suresinin ilk 5 ayeti Kur'an-ı Kerim'in insanlıkla buluşan ilk ayetleridir. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediğini öğreten O'dur. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bir öğretmen olarak gönderildim. Değerli müminler, yüce dinimiz İslam'a göre ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim öncelikle kişinin kendini, Rabbini ve çevresini tanımasıdır. Yaratılış gayesinin farkında olmasıdır. Varlığı ve bütün kainatı doğru okumasıdır. Aziz Müslümanlar, bilgiyi kıymetli kılan insanlığın faydasına olmasıdır. Sahibini Allah'ın rızasına ulaştırmasıdır. Toplumu adalete, doğruya ve iyiliğe götürmesidir. Haksızlıktan, zulümden ve her türlü kötülükten uzaklaştırmasıdır. Zihinlerin bulanmasına, nesillerin ifsadına, toplumların helakine, dünyamızın tahribine sebep olan bilgi ise değersizdir, zararlıdır. Kıymetli müminler, cehalet İslam'ın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Cehalet, kişiyi Allah katında da, insanlar katında da değersiz kılar. Okumak, faydalı bilgilerle donanmak, ilmi insanlığın hayrına kullanmaksa kişiyi yüceltir. Yüce Rabbimiz, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmaktadır. Bir başka ayette ise, hakiki ilim sahipleri şöyle övülmektedir. Kulları içinde Allah'a en çok saygı duyanlar alimlerdir. Değerli Müslümanlar, ilim yolu cennet yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur. Bizler geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinçle ilme sarılırsak,
bilim ve teknolojinin imkanlarını doğru kullanırsak, insanlığa yeniden yön verebiliriz. Kalem ve kelamın gücünü hayatımıza yansıtırsak, tüm dünyaya yeniden adalet ve iyiliği hakim kılabiliriz. İlim ve irfanı mihmandarlarımız kılarsak, ilahi ve insani değerlerin örselendiği ve ötelendiği günümüz dünyasına yeniden umut olabiliriz. Ancak ilim ve irfandan uzaklaşırsak, bilgi ve teknolojiyi amacı dışında kullanırsak, felakete sürükleniriz. İnsanlık, bugün içine düştüğü zulmün ve haksızlığın karanlığından, şiddet ve huzursuzluk girdabından kurtulamaz. Kıymetli müminler, önümüzdeki pazartesi günü yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca evladımız ilim ve irfan yuvası okullarımızla buluşacak. Yavrularımızın milli ve manevi değerlere bağlı, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetişmesi hepimizin ortak görevidir. Öyleyse İslam'ın emrettiği ilim ufkuyla göz aydınlığı yavrularımızı aklı, duygusu ve ameli birbiriyle dengeli olan bir mümin olarak yetiştirelim. Çocuklarımızı eğitirken başlıca yöntemimiz "Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene." Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle devam et, davet et ayeti kerimesi olsun. En güzel gayemiz ise "İnnemâ bu'istu li'utemmime salihal ahlak." Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla çocuklarımızı ahlaklandırmak olsun. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Muhterem Müslümanlar, hutbemi sonlandırırken bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. 18 Eylül'de ise bütün Kur'an kurslarımız açılacak olup kayıtlarımız devam etmektedir. Ayrıca kurslarımıza gelemeyecek kardeşlerimiz için çevrim içi eğitimler düzenlenecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın, erkek, her yaştan insanımızı sahih dini bilginin öğretildiği Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Hutbemi sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil kaviyil azizil allam kema kâlellahu tebâreke ve teâlâ fil kelam eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim inned dîne indallahil islam. Elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ta'zimen linebiyyihi ve tekrimen lifekhameti şani şerefi safiyyih fekale azza ve celle min kailin muhbira ve amira inna allaha ve melaiketahu yusallun alen nebiy ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين
واكتب الصحة والسلامة والعافية على أمة محمد أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إسلام ومسلمانlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi ve biladi İslamiye'yi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. İbadallah, ittakullaha ve ati'uh. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi. Ya'idhukum leallekum tezekkerun. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasak eder. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir.